Cumhurbaşkanı özel yayınımızı noktaladık ve hiç vakit kaybetmeden saniyeler içerisinde NTV İstanbul Stüdyosu'ndan yakın plana başlıyoruz. Burada ben ve konuklarım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV ve Star ekranlarından yaptığı yayını takip ettik, notlar aldık ve kimlerle konuşacağız şimdi bu açıklamaları. Merve Şebnem Uruş, Yeni Şafak gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Mahmut Öbür, Sabah gazetesi yazarı, siz de hoş geldiniz. İsmail Çağlar da Seta Medya Araştırmaları Direktörü, merhabalar, siz de hoş geldiniz NTV'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken elbette erken seçimle başladılar bu konuya. Şimdi size soracağım, en çok hangi konu dikkatinizi çekti diye. Acaba yeni sistemle ilgili sermaye çevresine teklif götüreceğini söyledi. Özel sektörden kabine oluşturabilme işaretini verdi, dikkat çektim. Hatta Tillerson örneğini verdi bu konuyla ilgili olarak. Muhalefetin adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmasından gönlünün yana olduğunu söyledi. Diğerlerini zaten tamamen yok saydı, öyle söyleyebiliriz. İyi Parti hakkında itinayla konuşmadı. Bu röportajda da ittifakla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile örneğin bir mitinge sıcak baktığını, ortak baktığını söyledi. Olağanüstü halde seçim olur mu eleştirilerine ise daha sağlıklısı, daha rahat olur diye yanıt verdi. Benim dikkatimi çekenler bunlar. Merve Hanım, sizle başlayalım. Siz öncelikle erken seçim hususunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinden neye ön planı çıkarırsınız? Evet, çok konuşulan bir husustu. Salı günü Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapmasından itibaren acaba Cumhurbaşkanı bunu biliyor muydu, haberdar mıydı diye konuşuldu. Gazeteciler de kendisine bu hususu sordular. Detaylı bir şekilde anlattı Cumhurbaşkanı. Salı günü grup toplantısında kendi konuşmasını yaptığını, hatta Kasım 2019'u yine o zaman işaret ettiğini, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasının başını izlediğini ama tabii ki kendi programı sebebiyle tamamını izleyemediğini söyledi. Sonrasında 3 kere üst üste zannedersem istişare yaptığını ekip arkadaşları ya takım arkadaşlarıyla vurguladı. Yani Salı grup toplantısından hemen sonra aynı gün müteakip bir kez daha ve ertesi gün bir kez daha. Oradaki istişare vurgusu çok önemliydi. Yani bu kararı alırken Devlet Bahçeli'nin çağrısına okey derken ekip arkadaşlarıyla, AK Parti kurmaylarıyla uzun süre aslında konuştuğunu, istişare ettiğini ve ondan sonra çıkıp külliyede çarşamba günü bu açıklamayı yaptığını, hatta Devlet Bahçeli'de görüştükten sonra kararını verdiğini söyledi. Bu da şunu düşündürdü bana. Hep konuşuluyor işte Cumhurbaşkanı'nın haberi var mıydı ya da AK Parti'de bir grup aslında bunu istiyorum ama Cumhurbaşkanı'na ikna edemiyor deniyordu. AK Parti'nin içerisinde de zaten uzun süredir bir erken seçim söyleminin olduğunu biliyoruz. Hoş kamuoyu önünde bu defaatle tekrarlandı ve gündemimizde yok denmesine rağmen yani piyasalarda çok uzun süredir erken seçim konuşuluyor. Bir erken seçim lafı çıktığı zaman kendini gerçekleştiren kehanet gibi bir şekilde aslında doğuruyor o süreci gibi geliyor bana. Bu nedenle belki bundan kaynaklanan ve bürokraside de yavaşlamaya ve önümüzde süreçteki belirsizliklerin çözülmesine sebep olan o yavaşlamanın önüne geçmek, bir de Orta Doğu'daki politikalar ki hem Devlet Bahçeli'nin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında çok net bir şekilde vurgusu vardı. Bu nedenle erken seçim kararı alındığını anlıyoruz. Hatta çok çok erken bir seçim oldu. Cumhurbaşkanı'nın Devlet Bahçeli'nin çağrısına okey demesine rağmen belki Kasım olur, belki Eylül olur ama sonbaharda olur gibi bir vurgu vardı. Çok çok daha erkene çektik. Yani ilkbahar sonunda, yazın başlangıcında 24 Haziran'da bu iş bitecek gibi gözüküyor. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Avrupa'daki seçimler bitti. Bitmek üzere. En son İtalya seçimleri gerçekleşti. Asya'da yine seçimler tamamlanıyor. Azerbaycan'da gördük. Türkiye Cumhuriyetler'de gördük. Orta Doğu'da seçimler tamamlanıyor Mayıs ayında. Irak'ta var, Lübnan'da var, Tunus'ta var vesaire. Bütün ülkeler bu takvimi geride bırakırken hele bir de özellikle belki de son Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yine bir makas değiştirerek Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıyı da göz önünde bulundurursak o belirsizlikler bu meseleyi, seçim meselesini bir an önce geride bırakma kararını vermiş olabilir Cumhurbaşkanı'na. Yine bu gece de 1,5 yıllık görev süresinden feragat ettiğinin altını çizdi ki önemli bir zaman dilimidir. Eninde sonunda bitecek bir süreden bahsediyoruz. Görev süresinden 1,5 yıl feragat etmesi hem bürokrasideki bu yavaşlamanın önüne geçmek hem de Orta Doğu'da önümüzde ne olacağını bilmediğimiz bu süreçte bir de seçim kampanyalarının tam da hani yeni bir
süreç başlarken sonrasında herhalde el ayak bağlamaması noktasında bu kararı aldıklarını düşündürüyor bana. Başlangıç için böyle söyleyebilirim. Bir böyle yapalım dediniz. Mahmut Öbür, siz ne dersiniz? Siz de Merve Hanım gibi bu istişare vurgusunun özellikle yapıldığını düşünüyor musunuz? Çünkü danışıklı dövüş müydü sorusunu reddetti Cumhurbaşkanı. Hatta orada sufle kelimesini kullandı. Sufle yoktu dedi. Dolayısıyla sizde bir soru işareti var mıydı Cumhurbaşkanı'yla Başbakan'ın daha önceden bu konuyu konuşmuş olduğuna dair ve bugünkü açıklamalarından sonra ne düşündünüz? Yani ben o akşama ilişkin bazı şeyler de yazdım aslında. Çok yoğun bir istişare yapıldığını, yani hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın hem danışmanlarına hem siyasi aktörlere, partinin etkili isimlerine hemen başvurduğunu, ne diyorsunuz diye yazılı bir defa istediğini de biliyorum. Şimdi o açıdan hani ben çok da böyle soru işareti yok kafamda. Ama şöyle de bir şey düşünmüyor da değilim. Yani belki son günlerde değil ama bir 10 gün önce falan ya böyle bir şey olabilir mi gibi bir şey olabilir diye de aklımdan geçmiyor değil. Yani ne zaman olacağı konusunda belki netleşmiş değillerdir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şeyi ben hissettim Ankara'da. Yani Ankara'da bir seçim beklentisi vardı. 8 Nisan'da bunu yazdım. Zaten Ocak'tan beri seçim konuşuluyor. O yüzden hani bu konuda Cumhurbaşkanı'nın o günkü açıklaması, o günkü sahiciliği de bunu yansıtıyor. Yani bir biçimde yüz hatlarından, olaya yaklaşımından, onun o anda yani o doğal bir süreçle geliştiğini gösteriyor. Ama ben tabii zaten şuna bakıyorum. Yani sonuçta ona verdiği tepki önemlidir. Yani o kararı aldı, istişare ederek değerlendirdi ve sonuçta Türkiye bir seçime gidiyor. Bu akşam da mesela belki de ilk bir seçime giden ilk sürecin başlangıcını Cumhurbaşkanı'nın bir canlı yayına çıkarak gördük. Bence iyi bir döneme giriyoruz. Yani şey için bir biçimde Türkiye çok son 2 senede, 1,5 senede falan çok yoğun bir siyasi gerginlik yaşadı. Hem içeride hem dışarıda. Seçimler biraz o açıdan nefes aldırma süreçleridir. Oraya doğru başlayan bir süreçtir. Bence bu açıdan hayırlı olacak diye düşünüyorum. Tabii içeriye yönelik söyleyeceğim birkaç şey var. Yani öncelikle siz de hatırlattınız. Yani mesela o bürokrasiye yönelik söyledikleri bence ilginçti. Cumhurbaşkanı yardımcılığına yönelik söyledikleri ilk defa, tabii bir sürü şeyi daha önce söylemişti ama toplu halde AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 2 yıllık yaşanan süreçlere ilişkin ne düşündüğünü anlatan bir söyleşi oldu. Bence o açıdan ilginçti. Yani o bürokrasideki değişimi yapması, iş dünyasından ya da Türkiye'nin başarılı insanlarını siyasete kazandırmak açısından söyledikleri ilgi çekici diye düşünüyorum. Tillerson'un örneğini vermesi, siyasetteki bu belki de yönetim değişikliğinin özellikle yürütmeyi nasıl güçlü hale getirmesi açısından Tillerson örneğini verdi. Yani dünyanın en önemli bir firmasının CEO'sunu getiriyorsunuz, birkaç ay, bir sene sonra görevden alıyorsunuz gibi. Bu tür şeyler olabilecek ki Türkiye bunun adısını çokça kendisi anlattı Cumhurbaşkanı. Yani 15 yıldır iktidar ve şikayet ettiği şey bürokrasi. Bu açıdan yeni sistem bunu belki de... Benim açımdan ilginç şeylerden birisi Kemal Bey'i, gönlüm istiyor ki ana muhalefet partisinin bu yarışta olmasını istemesi ilginçti. Tabii bir enteresan şeylerden birisi de Adil Öksüz ile ilgili söylediğiydi. Yani Adil Öksüz gibi bir ismin bir istihbarat bilgisi olduğuna dair söyledikleri bence enteresandır diye düşünüyorum. Tabii başka şeyler de vardı, belki konuşacağız onları. Hı hı. Ben şimdilik burada nokta koyayım. Peki. Siz ne diyorsunuz İsmail Çağlar? Bu konuşma içerisinde en çarpıcı örneğin Bahçeli ile olan görüşmesi ve tarihler konusunda mesela ne düşündünüz? Bahçeli 26 Ağustos'u söylemişti. Konuşmadan sonra Haziran tarihi çıktı karşımıza. Siz bekliyor muydunuz örneğin? Dilerseniz yani bu Bahçeli'nin çağrısını değerlendirerek başlayalım. Haliyle hala o soru gündemde, yani bu arka planında bir anlaşma var mıydı yok muydu? Hani açıkçası bunu bilemeyeceğiz biz. Ama bu tür bilemediğimiz durumlarda birazcık geçmişe dönüp bu tür ilişkilerin tabiatına bakmamız lazım. Bir örneği hatırlatmak isterim. Devlet Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili de bu tür bir çıkışı ve talebi olmuştu. Fakat bu Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul görmedi. Yani Bahçeli böyle bir çağrı yaptı. Fakat iki lider bir araya gelip bunu konuşmak ihtiyacı hissetmediler. Özellikle hususiyetle. Ve AK Parti de bu yönde bir adım atmak ihtiyacı hissetmedi. Bu örneğe bakarak aslında hani arka planda tam ne olduğunu bilemesek de ben bu erken seçim çağrısının da Bahçeli'nin de bu tür bir çıkış olabileceğini, yani illaki arka planında bir ayarlanmış önceden bir düzenek, bir rol paylaşımı, sen şöyle yap ben böyle yapayım diye bir şey olmasını düşünmek zorunda değiliz.
Çünkü iki liderin ilişkisinde seçim barajı örneğinde gördüğümüz gibi bu tür aslında karşılık bulmayan çağrılar da var. Ama bu karşılık bulan bir şey oldu, çağrı oldu. O açıdan baktığımızda ve tabii tarih meselesi gündeme geliyor. Aslında tarihin böyle çıkması da bir anlamda bu sürecin birazcık istişareyle yürüdüğünü, önceden ayarlanmamış bir şey olduğunu gösteriyor. Çünkü Ağustos'u dillendirmişti Sayın Bahçeli. Hani Ağustos olur mu falan diye hepimizin zihninde vardı. Örneğin hani ben duyunca hani bir erken seçim olur mu, olmaz mı? Birinci soru bu. İkinci noktada kendi değerlendirmemi yaptığımda yani herhalde Ağustos olmaz, Eylül olur, Ekim olur diye düşünmüştüm. Daha erkene gelebileceği bizim aklımızda, en azından kendim için söyleyeyim, çok fazla yoktu. Ama Cumhurbaşkanı çok daha şeye çekti bunu, erkene çekti. Bir de en erken Eylül diye düşünüyorum. Eylül. Bir de yani şey, Eylül ve Ekim, şey, Kasım diye düşünüyorum. Hani Ağustos'un çeşitli şeyleri de vardı. Hani hep bu dile getirilir, tatile giden seçmen meselesi. Hani bu sene Ağustos'ta bir de haç meselesi var. O açıdan da özellikle yani muhakkak Sayın Cumhurbaşkanı bunu gözetmiştir. AK Parti'nin muhafazakar tabana seslendiğini biliyoruz. Onun için daha erkene çekmiş olacağını görüyoruz. Ve hani burada yine bu tarihin belirlenmesinde, bu kadar erken olmasında sanırım bu şeyi birazcık daha konuşmamız, üzerine düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu tehdit meselesini, yani hissedilen içeriden ve dışarıdan olabilecek olası manipülasyon çabalarına karşı ya da Türkiye'ye oluşabilecek olası tehditlere karşı. Yani biz bunu çok fazla hani genel olarak şeyden, kamuoyundan bahsediyorum biz derken, hani bunu belki birazcık komplocu bir yaklaşım olarak filan değerlendiriliyor. Hani ya ne vardı tehdit Türkiye'de filan diye. Birazcık ama o tehdidin de önünü alabilmek için erkene çekildiğini düşünüyorum. Şöyle bir gerçeğimiz var. Bakın bugün hala Amerika'da seçime Rusya'nın müdahalesi tartışılıyor. İngiltere'de seçime Rusya'nın müdahalesi tartışıyor. Yani hani bir yandan evet bakıyoruz, ortada herhangi bir tehdit yok, gözle görünür bir şey yok. Bu biraz komplocu bir yaklaşım mı diye belki aklımızda şüpheler oluşuyor ama bu müdahaleler Amerika'ya yapılabiliyorsa, bu müdahaleler İngiltere'ye yapılabiliyorsa pek tabii ki Türkiye'ye de yapılabilir. Çünkü Türkiye'de Amerika, İngiltere hangi uluslararası güç dengelerinin merkezinde aktör olarak yer alıyorsa Türkiye'de orada yer alıyor. Nasıl ki Amerika'da kimin başkan olacağı Rusya'nın bir meselesi ise, Türkiye'deki seçimin sonucu da Rusya'nın ya da kimse bu diğer odaklar onların sonucudur. Yani sanırım bir sefer erken seçim kararı alındıktan sonra bunu mümkün olduğu kadar çabuk halledip ve bu defteri kapatmak tam da Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani yıllardan beri alışık olduğumuz o tarzına uygun bir davranışı. Erken seçim yapmaz, devam eder ama bir sefer artık işte Mahmut Bey söyledi, Ankara'da konuşuluyordu dedi. Buradan kendi kendini doğrulayan kehanet şeyi geldi, benzetmesi geldi. Evet, gerçekten erken seçim böyle bir şeydir. Madem bir sefer konuşuldu, bunu kısa sürede yapalım, bitirelim, halledelim diye düşünülüp bu kadar beklentilerin aksine erkene çekildiğini düşünüyorum ben. Peki. Merve Hanım, şu dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı'na Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak meselesi sorulduğu zaman Serpil Hanım, Serpil Çevikcan ısrarla sormaya çalıştı. Nasıl bir protokol inşa edeceksiniz AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi diye. Cumhurbaşkanı bunu yanıtlamaktan biraz kaçındı. İstanbul'daki kongreyi işaret etti. O zamana kadar çalışacağız dedi. Bu konuda ben sizin öngörülerinizi almak isterim. Nasıl bir protokol çıkabilir ortaya MHP AK Parti ittifakından? Zaten Devlet Bahçeli'nin bir yerel seçim vurgusu vardı, hatırlayalım. Yerel seçimlerde bir rekabet söz konusu olacak. Yerel seçimi önce yaparsak, genel seçim sonra olursa o rekabet ister istemez bu ittifakı, Cumhur İttifakı'nı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle öne çekelim demişti. Muhtemelen haklı olabilir. Matematiksel anlamda, analitik düşünme konusunda da Devlet Bahçeli'nin çok başarılı, isabetli tespitlerde bulunduğunu biliyoruz. Yine Devlet Bahçeli'nin seçimde biz Erdoğan'ı destekleyeceğiz ama var gücümüzle çalışacağız şeklinde de bir yorum oldu. Kızılcahamam kampı başlarken söylediği bir ifade. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise en azından bir tane ortak miting yapacakları gibi bir sinyal de verdi. Şimdi evet, yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerde bir kıran kırana bir rekabet olabilecektir ama genel seçimin bunu etkilememesi noktasında öne çekilmesi bir yerde duruyor. Bunun yanı
yanı sıra İyi Parti meselesi soruldu, hatırlayalım, Devlet Bahçeli'ye. Kendileri girebilir ilgi alanımıza diye takip etmiyoruz ama oy alacaksa bizden alacaktır dedi. Buna da çok karşı değiliz dedi. Dolayısıyla MHP'nin kendi stratejisine, yani bu milliyetçi duruşla ilgili bir kendi stratejisini yürüteceğini tahmin edebiliyoruz. Öte taraftan AK Parti'nin biliyoruz ki çok ciddi anlamda bir Kürt seçmenden oy alma durumu var. Bu nedenle ciddi anlamda partiler ayrı bir süreç yürüteceklerdir ama elbette ki listelerin belirlenmesi, milletvekili listelerinin belirlenmesi hususunda önemli bir ittifak yapılacaktır. Mahmut Öbür bizi bu konuda daha iyi aydınlatır diye düşünüyorum. Ancak bu çok kısa bir süreçte herhalde belli olacak gibi gözüküyor. Yani listelerin belirlenmesi, artı zaten Cumhurbaşkanı adayları belli ortada. Hatta Cumhurbaşkanı adayı belli olan tek ittifak, tek iki parti diyebiliriz. Bunun dışında sadece bundan sonra hangi şehirlerde, belki şehirlerin paylaşılması olabilir. Çünkü çok kısa bir zaman var. 60-65 günlük bir süre. Belki MHP güçlü olduğu illerde kendisi miting yaparken AK Parti hem Binali Yıldırım başbakan hem de Cumhurbaşkanı şeklinde, yani olabildiği kadar Türkiye'nin her yerinde bir ittifak, birer miting yapmak için böyle bir paylaşımda bulunabilir. Ama onun dışında hani çok iki partinin de ağırlıklı olduğu yerlerde yine farklı ittifak, farklı ve birden fazla yine kampanya sürecinin yürütüldüğünü de görebiliriz. Hoş zaten aslında kampanya süreci de Mayıs'tan önce başlamayacak bildiğimiz gibi. Ondan öncesi biraz daha listelerin belirlenmesi, milletvekili adaylarının oluşturulması gibi Ankara'da aslında daha çok pişirilecek bir süreç gibi gözüküyor. Ama bir en azından bir belki İstanbul'da, Kazlıçeşme'de vesaire büyük bir ortak miting gibi bir durum görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı en azından bir tane böyle bir miting yapmak isteyecek gibi gözüküyor. Tamamlayacak bir şey. Yani final kelimesini kullandı galiba seçim öncesinde. AK Parti siyasetinde şu vardır. Seçimden önce son miting İstanbul'da olur. Hani en büyük miting final gibi. Belki İstanbul'da bu anlamda bir ortak miting finalize edilebilir. Evet. Tüm kampanyanın finalini iki parti beraber yapabilir. Tabii bu bir tahmin. Evet. Buradan okuduklarımız. Müsaadenizle bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim Mahmut Öbür sizinle. NTV'de Yakın Plan programımız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV özel yayını sonrasında değerlendirmelerde bulunuyoruz. Konuklarımızla beraber Milliyetçi Hareket Partisi, AK Partisi ittifakı üzerine konuşulanlarla devam edelim. Mahmut Bey, Cumhurbaşkanı kardeşlik diye tanımladı ittifakı tanımlarken. Ve bir yandan da azami müştereklerimiz var Milliyetçi Hareket Partisi ile dedi. Az evvel Sayın Oruç, evet birçok noktada birleşebilirler ama ayrı politikalar yürütecekleri yerler de olacaktır Kürt seçmen gibi dedi. Nasıl işler size göre bu MHP AK Parti ittifak süreci, o protokol? Azami mi dedi, asgari dedi diye biliyorum. Yani asgari müştereklerimiz var diye düşünüyorum. Şimdi tabii MHP AK Parti ittifakı Türkiye'nin son 5-6 yıllık özellikle bu kuşatma sürecindeki dönemi hatırlarsak biraz da koşulların, şartların zorlamasıyla ortaya çıkmış bir ittifak diye düşünüyorum. Tabii ki çok temel bir milli ve yerli diyebileceğimiz bir siyasi aksı var. O aksın üzerinde işte tek millet, tek devlet dediğimiz biraz da beka ile ilişkili bir siyasi ittifaktan söz ediyoruz. Tabii bunu mesela Devlet Bey yani toplumun karşısına çıkarak hem 2025'e kadar uzanabileceğini, hiçbir beklentisi olmadan bu ittifakın içine yer alacağını, daha başından beri de Cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek başlattı diye düşünüyorum. Şimdi burada çok da derin bir pazarlıklar olacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin içinden geçtiği o kuşatma sürecine denk düşen bir birlikte bir dayanışma, bir milli ve yerli ittifakın bir sonucu diye düşünüyorum. Yani bizim batıda falan gördüğümüz o klasik işte Yiğit'in dalı ittifakları gibi ittifaklarda Türkiye'nin çok başka sorunlarına, diğer farklı sorunlara açılımlar getiren değil. Ana aksta yeni bir sisteme doğru gidiyor. O yeni sistemin kurumsallaşması üzerinden yürüyecek diye düşünüyorum. Yani Devlet Bey son konuşmasında buna çok vurgu yaptı. Bu sistemin yıpratılmasına karşı bir
tezgah olabileceğini, bu sistemin bir an önce oturması gerekiyor. Güçlü bir devletin, bir defa devletin ayakta kalması gerekiyor. Bu noktada bu ittifakın çok ortak noktası bu. Onu nasıl kurumsal? Bir, yürütmeyi daha kurumsal hale getireceksin. Meclisin nasıl çalışacağını ve yargının, bu üçlü dediğimiz demokrasinin temel ayakları dediğimiz bu üçlünün bir defa kurumsal hale getirmesi, yeni sistemin oturması gerekiyor. Bu yeni sisteme uygun yasal düzenlemelerin de devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede bir ittifak diye düşünüyorum. Ama bu bir adım sonra Türkiye'nin çok tam temel meselelerinden birisi olan yeni anayasa üzerinden yeni bir süreci başlatır mı? Ben çok ihtimal vermiyorum ona. Yani orada elbette giderek ortaklaşabilecek bir süreçle gelişebilir. Siyaset böyle bir şeydir. Siyaset birbirini etkileyen süreçlerden oluşuyor. Önümüzdeki süreçlerde belki öyle bir süreci de görebiliriz. Çünkü Türkiye'nin en temel beklentilerinden birisi 2011 yılında Cumhurbaşkanı arada bir söyledi. Yani en güçlü olduğu zamanlarda bile Türkiye'de demokrasi anayasa yapmaya kalkan bir partiydi AK Parti. Ama ne yazık ki bu başarılamadı. Şimdi ama Türkiye şu anda onun biraz farklı pozisyona geldi. Hem Suriye üzerinden kendi bekasına yönelik ciddi tehditler var. Dünyanın 3 tane büyük terör örgütüyle savaşıyor. Başka farklı, yani coğrafyasına bakın. Yani bir tarafında Balkanlar var, arkasında Rusya var. Yanı başında İran var, Orta Doğu var. Bu tarafa dönüyorsunuz, Balkanlar var, arkasında Avrupa var. Yani böylesine kritik bir coğrafyada yaşayan bir Türkiye ve dünyanın da alt üst oluş yaşadığı, küresel sistemin sarsıldığı, kendisini yeniden dizayn etmeye çalıştığı, emperyalist paylaşım savaşlarının çok ateşlendiği bir tarihsel süreçte Türkiye ayakta kalmaya çalışan. O yüzden bu ittifak tam da buna yönelik, kurumsallaşmaya yönelik, devleti yeniden belki ne denir, kurma demeyeyim de, devleti yeniden yapılandırmaya yönelik, sistemi yeniden oturtmaya yönelik bir ana aksa bir ittifak olacaktır. Peki siz ne düşünüyorsunuz ittifakın pratikte işleyişi hususunda seçime kadar ve tabii sonrasında da? Şimdi şunun tespitiyle belki başlamak lazım. Türkiye'de seçmen hareketlerine, geçiştiklerine, tabanların paylaşımına, dağılımına baktığımızda AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok yakın bir yerde durduğunu görüyoruz. Hatta belki kesişimi ayrı olan partilerden daha büyük olan bir küme, iki kümeyi oluşturuyor AK Parti ve MHP'nin seçmeni ve kesişim alanları çok daha fazla. Tabii bu bizi bu tahlili yaparken yanıldığımız bir nokta var, o da şu: 15 Temmuz'a kadar iki parti siyaseti noktasında, o boyutta, o düzlemde çok fazla karşı karşıya geldiler. Çok temel meselelerde karşı karşıya geldiler. Bu bir bizim için hafızamızda yer etmiş olan bir pratik. Buradan bakınca iki partiyi birbirine uzak görüyoruz ama seçmen tabanına bakınca dediğim gibi gayet birbirine yakın, geçişliliği çok fazla olan, yani işte 1 Kasım'da 7 Haziran'da 2015'i ele alalım, AK Parti'nin oyları azaldığında o nispette bir artmayı MHP'de gördük. 1 Kasım'a giderken MHP azaldığında hemen o azalan oyun nereye gitti diye baktığımızda onu 1 Kasım'da AK Parti'de gördük. Böyle bir geçişkenlik var. Burada kilit nokta 15 Temmuz. 15 Temmuz iki açıdan kilit. Birincisi zaten bu çok konuşulan, söylenen şey, bir tehdit var karşımızda. Türkiye bir darbe girişimini atlatmış, yapılması gereken çok şey var. O yeni kapı ruhu dediğimiz mesele. Ama bence bu AK Parti-MHP ilişkisini, ittifakını değerlendirirken 15 Temmuz bahsinde gözden kaçırdığımız ya da ilki kadar konuşmadığımız bir diğer nokta da şu. Yani 15 Temmuz'dan sonra bu her iki parti için de geçerli. Bu iki parti, o parti siyaseti düzleminde 15 Temmuz öncesi gibi karşı karşıya gelseler de o kadar keskin bir şekilde bunu dönüp tabanlarına anlatmaları çok zor olacaktı. Çünkü o tabanlar 15 Temmuz'da sokakta beraberdiler. Evet, Türkiye'nin her yaş grubundan, her etnik gruptan, her cinsiyetten, her siyasi görüşten insanlar sokaktaydı ama şunu da biliyoruz, AK Parti ve MHP tabanı yoğunluklu olarak oradaydı. Ve MHP'den kopan, İsmail hatırlayayım ben size, MHP'den kopan İyi Parti aynı refleksi göstermedi. Yani göstermedi. Şimdi mesela farklı. Tırnak içerisinde biz gençlerle ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. Orada şöyle bir profil çıkıyor karşımıza. Reisçi MHP'liler, yani reisçi Sayın Erdoğan'a karşılık geliyor ama MHP'li. Yani bu ittifakın bir kısmında da şey var, tabanda doğal olarak oluşmuş bir şey var ve bu noktadan ayrılan aktör
bunu dönüp o tabana anlatabilmesi lazım. Hani hep bu ittifak resmen açıklanmadan önce de soruluyordu, konuşuyorduk, anlatıyorduk. Seçimlere gider mi, 2019'a gider mi? Orada hep benim altını çizdiğim bir şey vardı. Ya gider mi, gitmez mi onu siyaset gösterecek ama kim bu noktadan ayrılırsa bunu dönüp seçmenine çok anlaşılır, çok sade, çok mantıklı bir şekilde anlatması lazım. Yoksa seçmen ayrılana ciddi bir fatura keser diyordum. Yani bu işin tabandaki karşılığını gösteriyor. Tüm bunun üzerine bir de yeni sistem geliyor. Şimdi yeni sistem afaki olarak konuşuyoruz bunu. Nihayetinde göreceğiz seçimden sonra ne olduğunu ama Cumhurbaşkanı yine bu açıklamalarında NTV ekranlarında bir şey söyledi. İşte özel sektörden profesyonellerin kabineye taşınması gibi. Buradan anlıyoruz ki malum bu tür sistem değişikliklerinde ilk örnek tahammül koyucudur aynı zamanda. Hani Türkiye baya böyle amorf bir sisteme falan geçmiyor. Bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet başkanlık temelli bir sistemdir ve onun temel kaidelerine riayet edilecek o gözüküyor. Örneğin işte profesyonel yöneticilerin, bakanların istihdam edilmesi bu onun temel kaidelerinden birisidir. Ekip daha teknik ağırlıklı olur. Siyasetçiden daha çok bürokrata yakın ya da teknokrat diyelim. Bürokratın biraz negatif çağrışımları var Türkiye siyaset hayatında. Teknokratlar olur. Ve bu ittifaklarda, bu tür ittifaklarda yeni sistemin dayattığı bir şey. Yani %50 artı biri elde edebilmek için evet, büyük ortağın buna ihtiyacı var ama bu sistem içerisinde eriyip gitmemek, kilit bir aktör olmayı devam ettirebilmek için sayıca daha küçük olan ortağın da buna ihtiyacı var. Dolayısıyla yani bir ayrılma, bu şeyde bir bozuşma, ittifakta bir bozuşma belki her zaman bu yoğunlukta, bu uyumda gitmeyebilir ama eskiye dönüş, 15 Temmuz öncesine dönüş, hani birbirlerini temel olarak falan rakip siyasi partiler haline dönmesini bu iki partinin kısa vadede beklememek lazım. Bu şeylerinden bahsettik, niçin olacağından, niçin devam edeceğinden bahsettik ama bunlar aynı zamanda bir riski de oluşturuyor. İki partinin tabanı birbirine yakın olduğu için seçimlerde de farklı bir şeyden bahsedeceğim, yerel bazda olan işlerden bahsedeceğim. En fazla karşı karşıya giden iki parti olmuştur şimdiye kadar. Yani işte mahallede bayrak asma kavgasında, afiş asma kavgasında hani istenmeyen hadiselerdir ama Türkiye'de seçim döneminde olur. En fazla karşı karşıya gelen iki parti olmuştur. Çünkü birbirlerine yakın oldukları müddetçe iyi ortak oluyorlar. Fakat aynı zamanda da iyi rakipler, dişli rakipler oluyorlar birbirlerine. Bu da bir risk iki parti açısından. Ama şunu görüyoruz. Bence bu riskin iki lider de farkında. Hani Sayın Bahçeli bu konuda uyarılarını yaptı. Sayın Erdoğan da uyarılarını yaptı. Medyaya yansıdı. Sayın milletvekilleriyle yaptığı, partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda. Yani nasıl olsa ittifak var AK Parti'ye de versek, Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verdikten sonra meclis seçimlerinde AK Parti'ye de versek, MHP'ye de versek demeyin. Mecliste de kuvvetli olmamız lazım. Bunu çok iyi seçmenlerimize anlatmamız lazım seçim bölgelerinizde diye uyarılar yaptığını duyduk. Medyaya yansıdı. Dolayısıyla hani bu risk zemininin de iki partinin farkında olması bu riskin önünü alabilmek açısından, bunu idare edebilmek açısından daha olumlu bir noktada olduklarını gösteriyor. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Tabii katılıyorum İsmail ama şöyle bir yanı da var. Sonuçta AK Parti daha kapsayıcı bir parti. Yani daha çoğulcu bir parti, daha çeşitlilik arz eden bir parti. Daha Türkiye'yi, şimdi bu tabii MHP'nin Türkiye'yi kapsamadığı anlamına gelmez ama MHP'nin çok daha ideolojik parti olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi bu açıdan asgari müşterekler de birleşiyorlar ve konjonktürel olarak da süreç olarak da bu gerekli bir ittifak. Bu da doğru ama bu iki partinin farklı olduğunu da düşünüyorum. Yani her konuda da anlaştıkları anlamına gelir. Asgari müştereklere döndüğünüzde Türkiye'nin diyelim ki 2030'lar yürüyüşüne baktığınızda birbirini etkileme oranları giderek bu süreci belirleyecek. Yani ben AK Parti'nin MHP'yi kapsayabileceğini ama MHP'nin AK Parti'yi kapsamadığını düşünüyorum. Yani MHP'nin AK Parti kadar farklı toplumsal kesimleri, sosyolojileri içinde barındırmayacağını, barındırma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli milliyetçi yanı olan ağırlıkta, tabii muhafazakar yanı da olan bir parti ama sonuçta ağırlıkta
temsil ettiği şey Milliyetçi Parti. Ama AK Parti hem milliyetçiliği temsil ediyor hem farklı sosyolojileri kendi içinde barındıran bir partidir. O yüzden hani ikisinin ittifakının yani bir daha konjonktürel olduğunu düşünüyorum. Yani elbette ileriye dönük olabilir mi? Olabilir. Birbirlerini etkilerlerse birbirlerini tabii ki değiştirmeye zorlama anlamı değil de ortaklıkları arttırarak gidebilirler. Bu seçim sistemi de belki oraya götürecektir bizi. Yani Cumhurbaşkanı seçim sistemi bir anlamda hani belki ihtimaldir 2-3 partili bir sisteme mi gideceğiz? Yoksa başka bir şeye mi döneceğiz? O zaman belli olacak. 2,5-3,5 gibi bir şey gözüküyor. Ya iki partiye döneceğiz ya çok partili yapacağız. Buraya bir katkı madem açıldı şunu da söylemek lazım. Şimdi seçim olacak, seçimde performansını göreceğiz. Ama İYİ Parti faktörü yani MHP'nin AK Parti'den bunlar tabii afaki yorumlar elimizde bir veriyle konuşmuyoruz ama MHP'nin AK Parti'den en uzak olan seçmen kitlesini de İYİ Parti aldı. Yani ne kadar aldı, ne kadar almadı bunu en iyisini seçim gösterecek. Aldı. Hani bu anlamda o kapsayıcılık noktasında daha kolay kapsayabileceği bir kitle var MHP'de. Şimdi şöyle tabii İsmail Bey kümelerin kesişmesinden kesişen bölgenin çokluğundan söz etti tabansal anlamda. Siz kapsama dediniz, matematiksel örneklerle yürüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum. Sizin risk olarak gördüğünüz şey anladığım kadarıyla aslında evet tabanlarda bir geçişkenlik var. 15 Temmuz sonrasında bir kenetlenme de var ama teşkilatların koordinasyonunda yerelde bir sıkıntı olabilir. Ona katılır mısınız örneğin? Çok olacağını zannetmiyorum. Neden iki partide MHP'nin MHP'deki İYİ Parti'ye ayrışanların hani ayrıldıktan sonra Devlet Bahçeli'nin liderliğine hani tam bir bağlılık olduğunu düşünüyorum. Hakeza AK Parti'de de bu var ki çok yakın zamanda bir kan değişikliği AK Parti zaten başlattı metal yorgunluğu diyerek bütün il ve ilçelerde bir yenileme sürecine girdi. O yüzden o atıllığı da hani oluşmuş olan o metal yorgunluğunu da bir kenara bırakıp lidere tam bir şekilde herhalde bu süreçte kampanya sürecinde olabileceği en hani net şekilde destek vereceklerdir. Fakat şunun altını çizmek gerekiyor. 15 Temmuz sadece 15 Temmuz'dan sonra gelen hani o ittifakı biraz açmak gerekiyor. Ben hem İsmail Çağlar'a hem de Mahmut Övür'e katılıyorum belli noktalarda. Şimdi İYİ Parti'nin de ayrışması aslında 15 Temmuz sonrasına geliyor. Devlet Bahçeli dış tehditlerin varlığı sebebiyle AK Parti'ye verdiği desteği işte 15 Temmuz Kazlıçeşme mitingi vesaire diyerek sürdürdü. MHP'den ayrılanlar da tam da bu noktada aslında. Hani geçmişteki Devlet Bahçeli çizgisi artık var olmadığı için bir şekilde ayrışma durumuna düştüler. Ya bu dış tehditleri sadece 15 Temmuz'da da sınırlamamak lazım. Bizim içeride yaşadığımız çok sayıda olay aslında Suriye'deki savaşla doğrudan bağlantılı. Ve Suriye'den ciddi anlamda biz tehdit görüyoruz, yaşıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu geceki bence değindiği en önemli noktalardan bir tanesi Suriye'deki Amerikan üsleri varlığıydı. Sadece tırlarla ve kargo uçaklarıyla getirilen silahlar değil, onun ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki üslerini sayı vererek belirtti. Galiba 12 mi dedi, 20 mi dedi tam hatırlayamıyorum ama Rusya'nın şöyle bir açıklaması oldu yakın zamanda. Amerika'nın 20 tane üssü var dediler orada. Biz de en azından şunu biliyoruz. 2 hava üssü ve ondan fazla askeri noktada Amerikan varlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu soruyor. Kim için, ne için var ve işte Rusya mıdır, o mudur, bu mudur derken aslında tehdit bize yönelik diyor. Devlet Bahçeli'nin aslında makas değiştirerek bu yola girmesi ve partisinin öz kimliğinden ziyade aslında bir devlet meselesi, bir beka sorunu olarak görmeye başlaması da Suriye ile alakalı. O yüzden konjonktür değişirse, yani Suriye'deki savaş biterse, artık barış konuşmaya başlarsak bir gün AK Parti ile MHP'nin yolları ayrışabilir. Nitekim partilerin öz kimliklerini korumak için aslında şu anda bu tarz ittifaklar yaptıklarını ama işte yerel seçimlerde bunu yapmayacaklarını, önümüzdeki dönemi de hani o iki buçuk partilik bir sürece gidecek miyiz yoksa çok partili bir yere mi gidecek? Hani onu da göreceğiz. Evet. Yani işte dediğiniz gibi eğer Suriye'deki savaş biterse, bu konjonktür değişirse AK Parti'yi biraz daha hani eskiden hatırladığımız Kürt politikalarının vesaire falan ön plana çıktığı bir şekilde görebiliriz. Devlet Bahçeli'nin bu bağlamda tavrı ne olur onu bilemiyoruz ama burada
burada Amerika gibi stratejik müttefiklerin tehdit olması olarak noktasındaki tekraren vurgu önemli. Bu aslında hem ittifakın kodlarını açıklamada hem de onu biraz daha erken seçim konusunda da bence belirleyici. Suudi Arabistan'da bir şey oluyor. Enteresan bir şey oluyor. Onu söyleyeceğim. Bu Suriye meselesi, daha doğrusu öncelikle stratejik ortakların tehdit oluşturması meselesini biraz notlarım arasında var, konuşuruz. Suudi Arabistan'da ne oluyor? Evet, başkentte Riyad'da, kraliyet yakınlarında bir silah sesleri duyuldu. Onu NTV Dış Haberler masası şu anda takip ediyor. Gelişmelere bakacağız. Bizim ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. TV'de Yakın Plan programına devam ediyoruz. Son olarak ittifakı konuşuyorduk. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Partisi arasında ittifak ve sürdürülebilirlik pratikte nasıl işler, nerelerde devam eder, nasıl sürer? Merve Hanım, siz demiştiniz ki Suriye meselesine bağlı bir şekilde gelecek. Katılır mısınız Mahmut Bey? Suriye meselesine ne kadar bağlı AK Parti, MHP ittifakı? Tabii sadece Suriye çok çok önemli. Yani bütün çevremizdeki bu Türkiye'yi tehdit eden kuşatma Suriye eksen üzerinden gelişti. Ama tabii sadece onu yaşamıyoruz. Yani bizim şimdi diyelim ki Avrupa Birliği ile de ciddi problemlerimiz var. Yani ne var Almanya'da, özel bir problemimiz var mı? Yok. Ama bir ciddi anlamda Avrupa Birliği'nden inanılmaz tepkiler geliyor. Yani başka bir şey yaşanıyor. Ne yaşanıyor? Türkiye'nin, benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin pozisyon değiştirmesi demeyeyim, kendi siyasetini geliştirmesi, etkili olması bölgesinde, etkili olması, siyasetini geliştirmesi, hem blok içinde kalmakta bir rahatsızlık duymuyor ama çok yönlü bir siyaset geliştirmek istiyor. Benim gördüğüm kadarıyla batı eksenli yapılar, özellikle eski blok dediğimiz Atlantik bloku bundan çok rahatsız. Eski bir biçimde eski Türkiye'yi arıyorlar diye düşünüyorum. Bunun getirdiği bir sıkıntı da var. Yani tabii bir taraftan da dünya değişiyor. Yani dünya küresel sistem yeni yapısını arıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012'den beri söylüyor ya, dünya 5'ten büyüktür. Bunu niye söylüyor? BM'nin yapısı değişsin. İşte Dünya Bankası dediğimiz şey, IMF dediğimiz şeyler bir biçimde değişsin. Yeni dünyanın siyasal örgütlenmeleri ortaya çıksın diye söylüyor. Bu konuda da Batı ittifakıyla tartışma var. Ama tabii Doğu'ya bakıyorsunuz. Doğu'yla da Türkiye'nin o konuda elbette çok yoğun ilişkisi var ama orada da çok geçmişe dayalı ilişkilerimiz var. O yüzden hani Türkiye sadece, elbette Suriye önemlidir. Suriye sonucu Şebnem'in söylediği gibi değişim olabilir ama öteki riskler de devam ediyor. O yüzden hani bu ittifak belki kendi içinde başka bir şeye de evrilebilir. Onu bilmiyoruz. Yani demin dediğim gibi bu sistem ya iki partili bir yapıya doğru gidecek ya da Brezilya'daki gibi çok partili sisteme geçecek. Yani barajın olmadığı, %3'lerde bile oyların alınıp meclisin çeşitlilik arz ettiği bir yapıya da doğru gidebilir. Çünkü bu bir biçimde biraz farklı bir sistem. Ne ABD başkanlık sistemine benziyor, ne Rusya'daki gibi işte tek yani şey yapıya benziyor. Ve nereye doğru evrileceğini şu andan bence çok da net değiliz. Biz çok partili göreceğiz işte. İlk uygulamada evet, uygulamada göreceğiz olacak, ama şeye daha yatkınız. Çok partili yapıya daha yatkınız. Yani oraya doğru gidebilir diye düşünüyorum. Yani ama tabii iki partiye de doğru gidebilir. Yani AK Parti içerisinde bir yapı oluşur, CHP içerisinde başka bir yapı oluşur. Böyle bir süreçte gelişebilir ama Türkiye'de bir de Kürt meselesi var. Onun üzerinden nasıl bir şekillenme yaşanır? O da başka sanırım bir şey. O çok belirleyici olacak. Yani ne kadar sistem iki partiye evrilir desek de şimdi bu Kürt meselesinin gidişatı çok belirleyici olacak. Orada bir şey olduğu müddetçe bu terör sorunu veya daha geniş baktığımızda Kürt meselesi terör devam ettiği müddetçe orada bir siyasi parti olacak. Bu bazen şu an olduğu gibi PKK'ya çok yakın olacak. Belki bazen uzaklaşacak ama orada bir siyasi parti olacak. O da tabii ki muhakkak aksini doğuracak. Evet. Türk Milliyetçisi Parti'nin, ki şu an MHP'dir, ona da bir varlık alanı olacak. Yani o anlamda çok fazla iki partili sisteme, partilerin kurumsal yapısını terk ettikleri bir iki partili sisteme gideceğimizi zannetmiyorum. Ama bu tür ittifaklar üzerinden bu anlamda iki ittifaklı sisteme belki gidebiliriz. İki partili. O zaman değil, biraz onu konuşalım. Farklı. Ne dersiniz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti hakkında konuşmadı ama bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği seçime
katılma hakkına sahip partilere ilaveten İYİ Parti de ekledi. Katılma hakkımız tescil edildi diye İYİ Parti bir duyuru yaptı. Şimdi bunun önümüzdeki süreçte çok da vakit geçmeden netleşeceğine şahit olacağız kuşkusuz. İnşallah şaka yaptık demezler yine. İYİ Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile bir taban meselesini açıkladınız. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden de söz edenler oldu. Yayına daha önceden konuk ettiğim konuklar arasında. O tabandaki ilişkiyi bize bir anlatır mısınız? CHP, MHP ve İYİ Parti olarak. İYİ Parti. Bakınca. Şöyle bir şey var. Buna kıyı ülkücülüğü de bir isimlendirme. Daha seküler, ülkücü ama şey noktasında CHP'nin o tipik kimliği noktasında kendine CHP'de yer bulamayan ve CHP'nin zaman zaman sola, zaman zaman daha marjinal gruplara kayması noktasında da CHP'den uzak duran, bu anlamda MHP'li olan ülkücülük noktasından, yani sekülerlik noktasından CHP'ye değil, ülkücülük noktasından MHP'ye eklemlenen ve öbür taraftan da o MHP tabanının o muhafazakar kimliğini çok fazla paylaşmayan yaşam tarzı noktasında bir tabandan söz ediliyor. Yani böyle bir şey var. Doğru. Türkiye'de hani tanımladığımızda toplumsal gruplar, hani siyasete dönük, siyasetin grupları nedir? Herhangi bir partide temsil edilsin etmesin, edilmesin tanımladığımızda böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Gruptan bahsedebiliriz ama İYİ Parti'nin şu an öngörülerimiz, tahminlerimiz de bu yönde, oradan alacağı noktasında, ama bence bundan önce şeyi konuşmamız lazım. Yani orada bir taban var, İYİ Parti diye bir parti var ama gerçekten İYİ Parti o parti mi? O tabandan oy alacak bir parti mi? Ya da yani benim şeyle ilgili çok ciddi anlamda kuşkularım var. Mesela bu seçimden sonra İYİ Parti diye bir parti olacak mı? Yoksa hani Türkiye'de zaten kurulmuş ve etki gösterememiş bir sürü partiden birisi olarak mı kalacak? Yani İYİ Parti'nin bir kitleselleşme sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Yani o medyadaki karşılığının, kamuoyundaki karşılığının çok fazla tabanda olmadığını, bu anlamda ikisinin arasında bir açıklık olduğunu görüyorum. Yani şeyi düşünün, eğer bu şeye seçime girip giremeyeceği şey değil, henüz net değil. Seçime girdiği senaryo üzerinden gidelim. Yani hele ki de bir ittifak içerisinde de yer almazsa baraj altında kalıp ve bu parti, yani öyle bir taban olmasına rağmen o tabanı temsil eden bir parti olmak vasfından süratle ayrılacaktır diye. Yeni kurulan bir partinin ne kadar sürede kitleselleşir ya da ne size kitlesel olmadığını düşündürtüyor? Şu, yani partinin kendi başına kitleselleşmesi, kendi kitlesini yaratmasından bahsetmiyoruz ama o var olan kitlenin temsilcisi olabilmesinden, onu dillendirmesinden bahsediyoruz. Bu anlamda ben İYİ Parti'nin çok fazla kitleselleştiğini düşünmüyorum. Bir şey daha konjonktürel, yani MHP'nin ile AK Parti'nin yakınlaşmasından rahatsız olan bir şey MHP tabanına oynadığı söyleniyor. Ama bir diğer görüşte mesela oyu daha çok CHP'den alacağı ile alakalı. Yani orada evet, orada bir toplumsal taban var. Bunun siyasette de bir karşılığı var ama İYİ Parti o tabana oturdu ve artık o tabanın partisidir ve bu anlamda baraj altında kalsa da, geçse de, birinci partide olsa, sonuncu partide olsa varlığını bu şekilde devam ettirir diyemiyorum. Şöyle bir örnekten bahsedeyim. Saadet Partisi'nden bahsedeyim. Hani bir örnek olarak bahsettiğim sadece onun için barajı geçmek değil. Barajı geçemiyor. Ama bir şey var orada, taban var ve diyoruz ki Saadet Partisi bu tabanı temsil eden partidir. O tabana oturdu ve bu anlamda kitleselleşmiş bir partidir. Kitleselleşme deyince illa çok oy alması gerekmiyor. Bu anlamda ben o toplumsal kesimle İYİ Parti arasındaki bağlantının Saadet Partisi örneğinde olduğu gibi çok net kurulduğunu düşünmüyorum. Hani bugünden yarına hani ittifaktan bahsediyoruz. Daha uzun soluklu olabilir mi? Bunu tartışıyoruz ama hani bu denklem içerisinde İYİ Parti ne kadar bir aktör olacak? Ben ondan soru işareti var benim zihnimde. Emin değilim. Çünkü baktığımızda çok ortaya koyduğu bir şey de yok. Siyaset de yok. Yani
ne hangi konuda neyi önerdiğini bilmiyoruz. Çeşitli şeyler dillendiriliyor. İşte dediğim gibi bir yandan CHP'ye yakın, bir yandan MHP'ye yakın olmakla. Şey de var, medyadaki tartışmalara bakarsanız AK Parti'yi zorlayacak. Hani AK Parti'ye oy veren daha merkez sağdaki oyları alacağı da iddia ediliyor. Bu kadar çok şey iddia edilince bu birazcık da benim zihnimde aslında bunların hiçbirinin de karşılığı olmayabilir sorusunu doğuruyor. Tabii burada şu yaşanıyor İsmail. Ben tabii gördüğüm kadar şimdi bir Türkiye kendi içinde bir derin dönüşüm de yaşıyor. Yani özellikle AK Parti döneminde dönüşüm de yaşadı. Bir kimlikler üzerinden siyaset gelişti. Yani bakıyorsunuz laik, seküler kesim CHP ekseninde bir araya geldi. Bir fotoğrafa baktığınız zaman Türkiye fotoğrafına bakıyorsun MHP belli alanlarda, HDP belli alanlarda. Tabii Türkiye'nin 81 ilinden alan parti, biraz onu aşan parti AK Parti. O da muhafazakar, dindar eksenli. Ama AK Parti'yi onlardan farklı kılan diğer politikaları. Yani Türkiye'nin bütün meselelerine dokunan bir parti. Dindar, muhafazakar, diğer partilerin de benzer olması gerekiyor. Türkiye'nin yaşadığı temel sıkıntı bu. Mesela CHP kendi sosyolojisini dönüştürme misyonunu üstlenemiyor. O cesareti gösterecek bir siyaset üretemedi. Şimdi mesela yeni parti, yani İYİ Parti bunlardan daha, İsmail Hanım, daha vahim durumda. Şimdi çünkü ne belli bir ideolojik ekseni var, ne sosyolojik tabanı var tam anlamıyla. Çünkü o sosyolojik taban milliyetçilik düzeyinde baktığınızda CHP'ye de yakındır. Yani hiçbir şey yok. Laiklik üzerinden CHP'ye daha yakındır. Yani orada oy verenler, dikkat ederseniz, en çok oyu da CHP'den alıyor. Bunun nedeni, yani alma ihtimali var diye düşünüyorum. Bunun nedeni CHP'ye daha yakın görünüyor. Yani hatta CHP bu yakınlık içindeki bir ittifak çıkarır mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ittifak İYİ Parti ile kesin çıkarabilir. Hiçbir problem çıkmaz. Ama mesela Saadet'i oraya koymak, hani bu dindar kesim de olsun, muhafazakar kesim olsun üzerindendir. Ortak asgari müşterekler nedir? Şöyle soyut şeyler söyleniyor. İşte temel ilkeler üzerinden siyaset. Halbuki siyaset sosyolojiler üzerinden ve siyasi perspektifler üzerinden yapılır. Bence Türkiye'deki şu anda muhalefet sendromu dediğimiz, muhalefette %25'i aşmayan, AK Parti ile aradaki makasın %25 olmasını sağlayan muhalefetin kendisini dönüştürüyor. Mesela Saadet Partisi. Bir bakıyorsunuz %2 alıyor, bir bakıyorsunuz 0.8 alıyor. Şimdi bu kadar gelgitler olabilir mi? Niye onu ayakta tutuluyor? Ben o kadar da kitlesel olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Türkiye'nin dönüşümündeki kalıntılıktan, yani henüz tam netleşmediğinden kaynaklanan bir milli selamet, milli nizam, refah partisi geleneğini sürdürme gibi bir yapı, bir de pozisyon da var. Oradan kaynaklanıyor. Şöyle, yani AK Parti ile Saadet arasında çok derin, büyük kırılmalar var. Siyasi, yok öyle bir şey. 2-3 kez görüştük, netice alamadık. Ha, şimdi o tarafta bir ittifak oluşuyor mu? Orada mesela diyelim ki en temel unsurlardan birisi, Türkiye'nin 34 ilinden milletvekili çıkaramayan bir CHP var. Şimdi 34 ilinden niye milletvekili çıkaramıyor? Çünkü o sosyolojiye dokunamıyor. Peki onu dokunması için bir, hani klasik olarak söyleyeceğim, yani siyaset üretecek. Nasıl siyaset üretecek? Ne düşünüyorsa, düşüncesi, ideolojisi neyse ona uygun siyaset. Yani Kürtlere seslenebilecek, dindarları kucaklayabilecek, diyelim ki milliyetçileri kucaklayabilecek. Neyse artık o kendi siyaset. Burada sıkıntı var. Mesela HDP'de şiddet konusunda anlaşma ihtimali var mı? Yok. O yüzden ittifak oluşma ihtimali kalmıyor. Yani Kürt meselesinde bir adım attığında partinin kendi kimliği açısından problem çıkıyor. Bunu aşacak bir siyasi irade de konmuyor. Evdeki bulgurdan olmama korkusuyla %25'lerde gezen bir CHP var. Milliyetçilik üzerinden Kürt meselesine bakan bir HDP var. Bunların bir araya ve şiddetle de arabaya mesafe koymamış. İşi zor diye düşünüyorum. O yüzden ittifak zor. Ama şey arasında olur. İYİ Parti ile CHP arasında hiç de problem olmayan bir ittifak olur. Ama onlar ittifak istemeyecekler. Niye? Çünkü tek tek girip seçimde çok adaylı girmek isteyecekler diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, ittifakın yani bir tarafı çok net. Hatta adayları bile belli. Ama diğer tarafını şu anda bekliyoruz. Belki önümüzdeki hafta içinde şekillenebilir. Görüşmeler yapılıyor. Bunu da biliyoruz. İttifak karşı taraf. Ne düşünüyorsunuz? CHP, İYİ Parti ittifakı olur mu? HDP ile nasıl yürür işler?
Evet, CHP, İYİ Parti galiba yarın bir araya gelecekler. Saadet Partisi ile de pazartesi günü görüşeceğini söyledi. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş, uzun süredir aslında çeşitli görüşmeler yapılıyor. Vatan Partisi dahil olmak üzere CHP'nin çok sayıda ziyarette bulunduğunu biliyoruz. Fakat benim hissettiğim, gördüğüm esas mesele lider olduğu için, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı, adayın kim olacağı, bir ortak aday bulunup bulunamayacağı ya da fiilen, yani resmi olarak bir ittifaka dönüşmese de fiilen bir Cumhurbaşkanı adayını ortak olarak destekleme noktasında anlaşırlarsa belki buradan sonra yorum yapmak kolay olur ama herhalde burada da şunu söylemek gerekiyor. Şimdi bu CHP İYİ Parti'yi yakınlaştıran nedir? Daha önce hiç görmemiş olsak da CHP Saadet'i bugün yaklaştıran nedir? Hatta İYİ Parti Saadet İttifakı'ndan bahsediliyor. Biri biraz daha sekter layık, ötekisi biraz daha dindar bir partiyken bu üçlüyü bir arada konuşmamıza sebep olan şey ne? Hani bütün bunların açıklaması işte kıyı kesimi, öykücüydü, dindarlıktı vesaire değil. Benim gördüğüm kadarıyla çok uzun zamandır Türkiye'de siyaset Erdoğan ve Anti Erdoğan üzerine değerlendiriliyor, konuşuluyor. Bugün bu ittifak da AK Parti-MHP ittifakı da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sürecinin devamını, işte başkanlık sisteminde de onunla başlayacak bir sürecin inşasına dayanıyor. Öteki tarafta da işte referandumda hayır demekten başlayan, hatta belki de işte 2013 yılından itibaren hani Türkiye'deki siyasetin muhalif olan kesimin muhalifliğini sürdürme süreci de aslında Anti Erdoğan üzerine kurulu. Şimdi tamam, Kemal Karamollaoğlu'nun çok uzun süredir tweetlerini görüyoruz. Gayet aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikası, Orta Doğu politikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel politikaları aslında Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek üzerine giden bir süreç. Hani diğer bütün özellikleri, dindar olmaları, milli olmaları vesaire benzese de bir lideri kabul etmeme durumu söz konusu. Doğal olarak şunu söyleyebiliriz. Aslında Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı adaylarının belli olması sebebiyle daha somut, daha kemikleşmiş olsa da diğer ittifak, Anti Erdoğan meselesinin biraz hala soyut kalması, yani oraya uygun isim bulamamaları sebebiyle henüz kemikleşmiş, netleşmiş değil. Biliyorsunuz Abdullah Gül'ün vesaire de hani burada ismi geçiyor. Neden Temel Karamollaoğlu değil, neden Kemal Kılıçdaroğlu değil? Aslında bütün bunların olmamasının sebebi onların güçlü olup olmaması değil. Kendi partilerinde, kendi tabanlarında aslında bir karşılıkları var. Ama bu HDP diyelim, Saadet Partisi diyelim, İYİ Parti diyelim, CHP diyelim, bütün buradaki Anti Erdoğan duruşuyla, yani Erdoğan'a oy vermeyeceğim ama bunun yerine kime oy vereyim? Bu %48,5 referandumda alınan %50+1'e nasıl dönüştürebiliriz ve o kimde kemikleşebilir, somutlaşabilir sorusunun cevabını aramaktan kaynaklanan bir mesele gibi geliyor bana. Çok uzun süredir Türkiye'de lider üzerinden konuşuyoruz. Hoş, dünyada bir lider krizi varken belki de bir lider üzerinden konuşmak iyi bir şey de olabilir. Biz farklı, yani Batı farklı bir kriz yaşarken biz şu anda Erdoğan ve Anti Erdoğan kamplaşmasının bir kutuplaşma olup olmadığını değerlendiriyoruz. Hani şu ana kadar öyle değil ama burada bir somutlaştırabilecekleri bir isimde anlaşabilecekler mi? Esas mesele herhalde buradan ortaya çıkacak. Nitekim aslında şunu da söylemek lazım. Yani diğer partilerin, mesela örneğin ana muhalefet partisi CHP'nin sıklıkla kendisini de değillediğini gördüğümüz zamanlar oluyor. İşte mesela Suriye politikasında işte şunu diyelim, biz dediler 2015 seçimlerinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz. Tamam, nasıl göndereceksiniz? Mesela Afrin Harekatı gibi, Fırat Kalkanı Harekatı gibi süreçler aslında Suriyelilerin geri dönmesine kapı açan, yol açan operasyonlar, harekatlar ki ciddi anlamda geri dönüş gözlemliyoruz. Fakat siz Suriyeliler geri dönsün derken onlara geri dönme ve onları aslında hani bombalanmadan da hayatta kalabilecekleri bir imkan sağlayan politikalara da karşı çıkıyorsunuz. İşte pek çok konuda işte bugün dediğinin yarın farklı şekilde söylenmesinin de gene merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu görüyorsunuz. Yani onun söylediklerine ters düşmek üzerinden, tersleşmek üzerinden kurulan bir muhalefet var. Sadece CHP'de değil, İYİ Parti'de de, Saadet Partisi'nde de genel olarak böyle bir durum var. O yüzden onların hepsinin aslında
Cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğu noktasında birleşememeleri genel olarak bu durumun sebebi gibi gözüküyor. Dediğim gibi kendilerinin hepsinin aslında liderleri, tabanları için önemli liderler, fakat diğerlerini oylarını alma noktasında bir yere varamıyorlar. Hoş CHP bir tur aslında denedi bunu. Ekmettin İhsanoğlu örneği önemliydi. Daha öncesinde hiç böyle bir örneğin bir Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'den aday gösterilmesini hani söyleseler inanmazdık diyebiliriz. Ama 2014'te bunu denediler. Bir test sürüşü yapıldı. Muhtemelen böyle bir isim bulma çabasındalar. Sadece kendi tabanlarına değil ama o %48,5 art, %50 artı bir yapabilecek isim kim? Bunun peşindeler. O yüzden de aslında henüz netleşebilmiş bir ittifak göremiyoruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Katılır mısınız Merve Hanım'ın? Nasıl ki MHP, AK Parti, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yani başkanlığı üzerinde bir araya geldiyse ittifakın bu tarafında, karşı tarafta da tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan olmaması üzerine bir birliktelik kurulacak tezine katılıyor musunuz? Olursa nasıl bir birliktelik olur? Yani uzun zamandır hani buna anti-Erdoğancılık da deniyor. Uzun zamandır Türkiye'de siyasetin bir kısmı için geçerli bir pozisyon. Ama şunu da gördük, bunu göreli de bayağı aldı, bunun bir karşılığı da yok. Yani bu bir şey getirmedi. Bu pozisyon üzerinden siyaset yapmaya çalışan aktörlere herhangi bir şey getirmedi. Bunun belki de en fazla zirve yaptığı nokta referandumdu. Ama yani referandumdan bakarak böyle bir bunu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacağız diye bir düşünce varsa, bir plan tasarı varsa, o referandumdaki konumlanış Cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşınamıyor. Çünkü birinde çok daha somut bir şeyden bahsediyorsunuz. Bir şeye evet, bir şeye hayır demek gibi iki pozisyondan bahsediyorsunuz. Ama işin içerisinde seçimler, hele ki de yani partilerin milletvekili ittifakından bahsediyorsak, o bence yani yapılabilir belki ama işlemesi, sonuç vermesi çok daha zor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı adayı üzerinde anlaşmaları da çok daha zordur. Muhtemelen olacak şey şu, şöyle bir strateji, yani bunu bir strateji de değil aslında, bir tek çıkar yol olacak ama bunu bir strateji olarak sunmak isteyeceklerdir seçmenlerine tabiatıyla. İlk turda herkes kendi adayıyla çıksın, böylece ikinci tura taşıyalım. İkinci turda da zaten sistem kendisi getiriyor bir aday üzerinde uzlaşmayı. Orada uzlaşmış oluruz diye hayır, bir orada şey. Orada problem ikinci tura kim kalacak? Kimin kalacağı da çok şey. Kalacak isme göre herkes gidebilecek mi sandığa? Yani Ekmelettin İhsanoğlu, Ekmelettin Bey tecrübesinden bahsedildi. Tam da ben de kuruyordum kafamda. Oradan aslında şu soruyu sormamız lazım belki. Yani bu ittifakın kurulabilmesi ya da kağıt üzerinde kurulduktan sonra işleyebilmesi için, etkili olabilmesi için, ki etkili olmak illaki Cumhurbaşkanı'nı seçtirmek değildir. Ama iyi kampanya yürütürsünüz, desteklediğiniz aday iyi bir oy alır, seçilemese bile etkili oldu dersiniz. Bunu yapabilmesi için önce CHP'nin kendi içerisinde bir ittifak kurması lazım. Yani bugün şimdi Ekmelettin İhsanoğlu profili, evet CHP çok desteklediğini söyledi ama seçim akşamı bittikten sonra hemen yani Ekmelettin Bey'in seçilemediği belli olduktan sonra içeride niçin biz Ekmelettin Bey'i destekledik diye bir şey başladı. Tartışma başladı. Bugün de bakın şimdiye kadar takip ettiğimiz kadarıyla CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adayı üzerinden dönen tartışma hep sanki o tecrübe üzerinden, o bir şey aşılamayan bir kötü tecrübe gibi oldu. Herkesin birinci olarak sıraladığı şey böyle bir figür olmasın, CHP'li olsun. CHP'li olsun dediğinizde hangi CHP'li olsun sorusu geliyor. Aslında yani orada bir ittifak var, o ittifakı bugün CHP kurmuş. O noktada Kemal Bey'in gibi adaylığını nasıl buluyorsunuz? Bu en geçerli şeydir, CHP açısından en salim, en selametli yoldur. Çünkü zaten partinin genel başkanıdır. Benim kendi başına bir ittifak diye şey yaptığım, tanımladığım o CHP'yi zaten bir şekilde bir arada tutan kişidir şu an bulunduğu pozisyon itibariyle. En salim yol odur ama düşünün yani isimleri şey yapmayalım, anmayalım. Ben çok gerçekçi de bulmadığım için hani gerçekçi bulsam anlarız ama gerçekçi de bulmadığım için anıp onları rahatsız etmeyelim. Şu an CHP'nin içerisinde yer alan daha sağa kayan
bir isim üzerinde anlaşıldığını düşünün. Bunun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak anlaşıldığını ya da tüm o CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak anlaşıldığını düşünün. Bir de CHP'de yani bunlar reel siyasi pozisyonlar. Şimdi bunların isimlerini analım. Canan Kaftancıoğlu, işte Sezgin Tanrıkulu çizgisinin o adayın altında yer almakla ilgili çok ciddi sorunları olacak. Belki çıkıp açıktan şey yapmayacaklar, muhalefet etmeyecekler. Ama bakınız Canan'ın İstanbul Teşkilatı'nın başındadır. Yani içine sinmeyen, bu anlamda çok fazla desteklemediği bir aday için İstanbul Teşkilatı'nı ne kadar motive edecek, ne kadar çalıştıracak? Bir sabotajdan bahsetmiyorum burada. Belki o da olabilir ama o niyet okumak olur, polisiye bir şey. Hani ona girmeyelim ama hani gayet kişisel tutumlardan, tecrübelerden, tercihlerden, pratiklerden bahsedelim. Yani bir il başkanının, önemli bir şeydir Türkiye'de siyaset için İstanbul il başkanının yan yana gelmeyeceği çok açık olan bir CHP'linin kampanyasına istese bile, art niyetli bir harekette bulunmasa, bir sabotaj yapmasa bile ne kadar destek verebilir? Kaldı ki bunun CHP dışından daha o çatı aday tecrübesinde olduğu gibi farklı bir yere, toplumsal kesime hitap edecek bir aday olduğunu düşünün. Bu makas iyice ne açılacak? Mesela şöyle bir şey dillendiriliyor, sosyal medyada takip ediyorum. Hesaplar yapılıyor, HDP de buna gizli destek verirse. Niye HDP gizli destek veriyor? Çünkü açıktan destek verdiğinde bütün o yapının yıkılacağı düşünülüyor meydanda. Yani bu anlamda orada birazcık evet Erdoğan karşıtlığı var. Bu bir araya, bu cepheyi bir yere kadar getiriyor ama harekete geçirmeye çalıştığınızda o karşıtlık üzerinden atılımcı bu anlamda pozitif bir şey ortaya koymaya kalktığınızda çok fazla yol kat edemiyorsunuz. Burada ben de bir şey ekleyeyim. CHP'de aslında o biraz sağ eski refleksleri, eski CHP reflekslerine geri dönmeliyiz diyenlerin biraz farklı bir derdi de var. Sanki kaygı Cumhurbaşkanı adayını bulup onu %50 artı 1'e ulaştırmak değil, biraz Kemal Kılıçdaroğlu politikalarından bıkkın ve yorgun olmanın getirdiği bir şey de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yaparak aslında biraz oyundan düşürmek gibi de gözüküyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu partinin riskli mi olur? Ya şöyle hani biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda milletvekili olamıyorsunuz. Ve milletvekili olamamanız aslında biraz partinizi de temsil etme noktasında ne kadar başarılı olursunuz bunu sorgulatacaktır. Ve eğer Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa ve eğer Cumhurbaşkanı olamazsa ki bunu büyük ihtimal görüyorlar herhalde. Bunun sonucunda CHP'yi artık genel başkanlık edemez ve bizim önümüzdeki hani çünkü birkaç tane kurultay denemesi de oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olanlar. Ondan sonra önlerinin açılacağı ve CHP'de o eski kodlara dönüş olacağını düşünüyorlar. Biraz aslında kendi iç meselelerini çözmek için bir fırsat gibi görüyorlar hissindeyim ben. Evet, şöyle bir şey var tabii. Şu, acaba reklamdan sonra mı onu dinlesek? Tamam. Bir reklam arası verelim kısa bir ara sonra devam edeceğiz. NTV'de kısa bir ara verdik yakın plana hemen devam edelim. Mahmut Oruç sizinle tam eklemek istediğiniz bir konu vardı. Onu evet. Şimdi ben tabii CHP ile ilgili ya da daha doğrusu muhalefetin son arayışı ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani CHP kendi içerisinde tabii bir arayış yaşıyor. Sıkıntılı da bir süreç var. Niye? Benim anladığım kadarıyla 17 Nisan'dan sonra Kemal Bey'in kafasında bir şey var. Bu kendisinin aday olmasıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Kendisi bir defa baştan beri aday olmak istemiyor. Ve şimdi de dikkat edin hep şöyle diyor. Haziran'da güzel şeyler olacak. Bir şeyler olacak. Hep şunu söyledi. Bir şey bulunacak gibi. Oradan ne çıkar bilmiyorum. Ama CHP içerisinde herhangi birinin aday olmasını da istemiyor. Kendisinin de aday olmasını istemiyor. Bakalım ne çıkacak onu bilmiyorum. Ama ideal demin dedin ya sağdan gelen birisi. Büyük ihtimalle ama CHP yönetimi, CHP ne denir kadroları, parti meclisi büyük olasılıkla İlhan Keçici isminden yana. Biraz daha merkez sağın eski ismi falan oradan gelen isim diye öyle bir şey bir arayış var. Ama bir beklenti de var. Sürpriz isim olacak mı diye böyle bir beklenti de var. Oradan ne çıkar bilmiyorum ama Kemal Bey'in aday olmayacağı kesin gibi. Niye? Çünkü Kemal Bey aday olduğunda ikinci turda kalma ihtimali yüksek görülüyor. Yüksek görüldüğü için de ikinci turda kazanma ihtimali de görünmüyor. O yüzden partide herhangi başka bir aktör daha tecrübeli ya da olabilir yahut da başka isim olabilir. Orada da şöyle bir çekinceler var. O aktör
mevcuttan daha fazla oy alırsa ne olacak? Yani bir sürü hesaplar yapılıyor. Hatta şunu söyleyeyim size, yani Muharrem İnce daha aktif görünüyor. İşte kurultayda da ciddi bir performans sergiledi. Mesela şu soru soruluyor. Ya Muharrem İnce gelirse ne olacak? Partiyi tamamen alabilir. İlhan Kesici için bile şu soru soruluyor. Deniz Baykal'ın ekibinden o getirdi. Şimdi bütün bu soruların sorulduğu şey yerde ne denir? Ne yok? Siyaset yok. Bence temel problem bu. Yani kendi sosyolojisini, kendi kitlesini demin dedim dönüştürmek konusunda ya da başka kitlelerin ilgisini çekmek, sosyolojiden ilgisini çekmek konusunda ortada güçlü bir siyaset olsa bence başka bir hava oluşur ve etkili bir muhalefet ortaya çıkar ki Türkiye'nin temel ihtiyaçlarından birisi de odur. Peki. Size şunu sormak isterim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı milletvekili seçimlerinde ayrı pusula tek zarf olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının AK Parti'den yüksek olacağı da söyleniyor. Ne dersiniz? Yani bu iki açıdan beklenti. Bir, zaten normal seyrinde Cumhurbaşkanı'nın popülaritesi AK Parti'nin popülaritesinin önündeydi. Şimdi bir de ittifak oyları Cumhurbaşkanı'na gelecek. Fakat o ittifak oylarının bir kısmı milletvekili seçimlerinde MHP'ye gidecek. Dolayısıyla bu hani beklenen bir şey. Hem ittifakın tabiatına uygun hem de tüm bu serüven içerisinde baştan beri baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın popülaritesine uygun. Hani şey hiç olmadı. Hani bunu oradan bile şey yapabiliriz. Hani AK Parti ile MHP bir ittifak kuracağında Cumhurbaşkanı adayı kim olur filan sorusu hiç gündemde yoktu. Ya da Sayın Bahçeli ne dedi? Her şeyden önce, ittifak kurulmadan önce bizim adayımız şeydir, Sayın Cumhurbaşkanı'dır ve hani böyle devam ederse ondan sonra da o olacaktır dedi. Bu bir siyasetçinin demesi kolay bir, kurması kolay bir cümle değil aslında. Sayın Bahçeli'ye bu cümleyi görece kolay kurdurtan şey de Sayın Erdoğan'ın popülerliği. Dolayısıyla Erdoğan'ın oyunun yüksek olmasını bu anlamda bekliyoruz. Bu sürpriz olmayacak. Bu CHP'deki meseleyle ilgili bir şey daha söylemek isterim. Meselenin bir boyutu da şu. Aslında yapısal bir şeyden bahsediyoruz. Hani yeni sistemin getireceği yeniliklerden birisi de bu. Biz bunu bundan sonraki, yani Türkiye'de bu sistem uygulamada kaldığı müddetçe 20 yıl sonra tamamen başka partiler, başka bir lider kadrosundan bahsediyor olabiliriz ama bu konuşulacak. Yani muhalefet partisinin lideri ya rakip olacak kadar cesur ve iddialı bir siyaset şey yapacak, takip edecek ya o cesur ve iddialı siyaset onu yeni cumhurbaşkanı yapacak. Bu iddialı siyaseti takip etmeyip aday olmadığı andan itibaren parti içerisinde liderliği sorgulanacak. Aday olup kaybederse de milletvekilliğini yitirdiği için, bakın es geçiyoruz ama biz hep şeyi duyarız değil mi? AK Parti Grup Başkan Vekili, CHP Grup Başkan Vekili. Hep vekillerden bahsediyoruz. Aslı kimdir bunun? Partinin genel başkanıdır. Ve bir milletvekilidir. Şimdi bu yönüyle baktığımızda seçilemeyen aday olup seçilemeyen bir parti genel başkanı partisinin grup başkanı olma vasfını yitirecek. Evet. Meclis grubu üstünde bir şey olmayacak. Bu anlamda bir gücü kuvveti olmayacak ve milletvekilliği gibi bir siyaset yapma aracından mahrum olacak. Böyle bir sıkıntı yaşayacak ama bu kaybeden kişiler için bir sıkıntı ama Türkiye için iyi bir şey. Türk siyasetinde biz en çok neyden yakınıyoruz? Liderlerin ama değişmediğinden yakınıyoruz. Bunu sağlayacak. Bir şey ekleyebilir miyim sana? Tabii. Şimdi şunu yaşayacağız belki de. Şimdi düşünün, muhalefetteki bir parti lideri seçime girdi ve %35-40 oy aldı. Şimdi bu girdiği seçimde %40 oy alan adamın birdenbire gitmesi kolay bir şey. Gitmemesi gerekiyor. Bakın siyaseten %40 oy alabilecek bir lider oluşturmak kolay değil. Ben orada da bir kendi iç dinamikleriyle siyasetin devreye gireceğini düşünüyorum. Yani milletvekili değil, kaybetti. Ama düşünün %25 alan 8 seçimde gitmeyen bir adam gider. Ama girdiği ilk seçimde %40 oy alıyorsa gitmeyebilir. Ama şunu diyorum ben. O zaten güçlü bir liderdir. Koltuğunu muhafaza edebilir ama evet. Zaten zayıf bir evet. Liderseniz... Ha. Ve seçime girmezseniz ya da zayıf bir liderseniz ve seçime girip milletvekilliğinden olursanız bu anlamda lider değişikliği olası evet. Gözükür.
Buna eklemek istediğiniz var mı bilmiyorum ama şöyle bir soru var aklımda program bitmeden sormak isterim. Biraz da milletvekili seçimi tercihiyle ilgili lider kısmını, Cumhurbaşkanlığı seçimi kısmını konuştuk. Cumhurbaşkanı bununla ilgili az önce bazı mesajlar verdi. Kısaca değinmiştim ben de programı açarken. Örneğin işte sermaye çevrelerinden söz etti. Ekonomi yönetimi devreder misiniz özel sektöre diye sordular. Neden olmasın dedi. Bağlayıcılığı yok en azından dedi. Başarısız olursa göndeririz dedi. Bu da bunu bilerek gelecek dedi. Sizce nasıl bir çerçevesi olacak o milletvekili seçilme adaylarının? Böyle çok sürpriz isimler, flaş isimler çıkar mı karşımıza? Şimdi icranın güçlendirilmesi mesajı aslında bu sistem değişikliğinin en çok öne çıkan konularından bir tanesiydi. Özel sektörde yıldızlaşmış, başarısına başarı katmış isimlerin işte yine Enerji Bakanlığı gibi, Ekonomi Bakanlığı gibi noktalarda kritik görevler üstlenebileceği aşikar. Çünkü hani başarıya odaklı bir çabası var aslında Cumhurbaşkanı'nın. Hem de bürokrasinin o atıllığının da önüne geçerek daha fazla hız kazandırmak istiyor. Yine şikayet ettiği hususlardan bir tanesiydi. Bürokrasiye 15 yıl uzun bir geçen bir süreden bahsediyoruz. Hala iş yaptıramıyoruz. Bazen o kadar tıkanıyor ki inanamazsınız hani yine bu gece söylüyor. Ben de şahsen bir örnekle karşılaştım geçtiğimiz günlerde. Tam da bu geçiş sürecinin aslında bir an önce aşılması gerektiğini de gösteren bir örnek. Hatay'da bir vali yardımcısının odasında denk geldiğim bir olaydı. İşte Suriye meselesini çok yakından takip ettiğim için bir izin konusunda kendilerini rahatsız etmiştim ve şöyle bir cümleyle karşı karşıya kaldım işte birkaç ay öncesinde. Şimdi sistem değişti. Cumhurbaşkanı emir vermeden, Cumhurbaşkanı'ndan bir hani emir gelmeden şu taşı şuradan şuraya koymayız gibi bir cümle kuruldu. Şimdi bürokrasi biliyorsunuz hep böyle yani atıl kalayım, bu işi biraz daha yavaşlatayım, tavsatayım diye hani çabalayan bir noktada tam da bu değişikliğin askıda olması, gereken aslında kurumsal yapıların değişikliklerinin hani tam anlamıyla gerçekleşmemesi ama referandumda bu değişikliğe evet denmiş olması burada pek çok bürokratın aslında yani bu konularda ne yapacağını bilmemesine sebep oluyor olabilir. Bu birincisi ve mecbur aslında erken seçimin biraz bu kadar erken olmasının sebebi benim en azından birkaç tane örneğine şahit olduğum üzere bir gereklilik olabilir. İkincisi icrayı güçlendirecek isimler evet özel sektörden gelebilir. Bunu zaten uzun süredir konuşuyorduk. Artı bence sayıca da daha fazla olacak. Neden? Milletvekillerinin içerisinden seçerseniz sizin meclisteki milletvekili aritmetiğiniz düşecek. Hani bir kişiyi seçersiniz, iki kişiyi seçersiniz ama niye yasamadaki milletvekillerinizin ittifak dahi olsanız sayısını düşürmek isteyesiniz? O yüzden ziyadesiyle dışarıdan isimlerin daha çok geleceğini düşünüyorum ben şahsen. Milletvekili seçimiyle ilgili sizin eklemek istedikleriniz var mı? Nasıl kriterler dikkate alınır? Ya bu ilk tecrübe olacak tabii. Türkiye'de hani Cumhurbaşkanı da söyledi temayül yoklamasıyla milletvekillerini seçeceğiz falan. Bu bildiğimiz yani %80 oranında böyle devam edecek. Yani belki orada nitelikler üzerinden milletvekilliği hani dar bölge gibi bir süreç yaşamayacağız. Eski sistem devam edecek. Ama mesela bakanlık konusunda da ben çok büyük bir değişim. Tabii Cumhurbaşkanı söyledi bazı isimler getirebiliriz falan dedi ama 2-3 kişi simgesel anlamda gelebilir. Türkiye bunu ilk defa yaşıyor. Onun dışındakilerin daha siyasetin içinden veya teknokrat kesimlerden veya başarılı olmuş, Türkiye'nin dışarıda başarılı olmuş isimlerinden birkaç kişi. Böyle ilk defa böyle bir deneme yapılacak yani. Bence çarpıcı olacak ama çok simgesel düzeyde kalır diye düşünüyorum. İki ay kaldı. Son soru size olsun. Bu kampanya sürecinin çok hızlı yürümesi gerekiyor değil mi? Hazırız diyor. Her parti hazırız diyor. Ne yani, kadar hazırlar size göre? Her parti siyasi iddia gereği hazırız diyor. Sıkıntılı mı olur peki bu süre? Sıkıntıya sokar mı partileri? Vallahi şurasını söyleyeyim. Süremiz de az. Mesela enteresan şeyler tecrübe edeceğiz. Onu göreceğiz. Hani zaten 15 Temmuz'la birlikte Ramazan ayının yaza gelmesiyle birlikte böyle bir yaz geceleri şeyi başlamıştı. Ben yani malum bayramdan sonraki hafta olacak seçim. Hani muhtemelen böyle iftardan sahura kampanya gibi daha böyle yerel, lokal, büyük mitinglerde bir yandan devam edecektir. Ama liderleri bu şekilde sahada da görebiliriz. Bu anlamda hani şey için gecelerde değerlendirilecek gecelerde diyorsunuz. Geceli gün piyasal hayatında da enteresan bir tecrübe olacak bu yönüyle. Yani değişik bir tecrübe olacak.
kimse, yani en hazır olmayan parti bile, yani bu bir seçim, önemli bir seçim, milletvekili seçimi, cumhurbaşkanı seçimi, onun bir dinamiği var. Hani o yazı da Ramazan'ı da geceyi de gündüzü de birbirine katıp o şeyi, ya ben bir sönük seçim beklemiyorum bu anlamda. Seçim kendi heyecanını, aktörler hazır olsun olmasın, kendi hareketliliğini getirecek. Katılım nasıl olur? Yüksek olması beklenir. Çünkü karşılıklı olarak iddia çok fazla. Hani işte CHP ve hani aynı blokta referandumları da ekleyince, çünkü sık bir sandık başına gitme durumu oluyor. Seçmende bir bıkkınlık olmuş mudur? Yani bunun bir bıkkınlık olsa bile şeye yansıyacağını düşünmüyorum. Katılıma yansıyacağını düşünmüyorum. Çünkü herkesin ciddi bir iddiası var. Hani Cumhur İttifakı'nın ciddi bir iddiası var. Öbür taraftan CHP diyor ki bu bir ölüm kalım seçimi diyor. Öyle bir iddiası var. Bu anlamda katılım yüksek olacaktır. Peki. Çok teşekkürler. NTV'de Yakın Plan'ı burada noktalıyoruz. Merve Şebnem Oruç konuğumuzdu. Mahmut Övür ve İsmail Çağlar NTV'de değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de özel yayına katıldı. Biz de hemen akabinde Yakın Plan programına başladık. Hem onun yanıtları üzerinden hem de Türkiye'nin erken seçim gündemi üzerinden değerlendirmelerini aldık. Birazdan haber bülteniyle yayınımız devam edecek.